kimse onu aramaz nasıl olsa. Ait olduğu yere gidebilir şimdi. Ne var burada? Çok kötü şeyler oldu. Çok kötü. Hakan'la ayrıldım. Eve de gitmedim. Çok büyük bir yanlışlık var ortada. Dur bir dakika, dur sakin ol. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok büyük bir haksızlık bu. Anlıyorum canım. Geçecek her şey. Rahatlarsın. Bu ne? Şunu. Sakinleşirsin. Hiç mi? Tamamen doğal. Simge, bu ne hal? Çok mu kötü görünüyorum? Ay ne o canım, halk oyunlarına mı merak sardın? Yok, öyle tek düze şeyler giymekten sıkıldım. Hem biliyor musun, bu sene otantik giysiler modaymış. Ama seninki de fazla otantik olmuş yani. Simge!
Ay ne bakıyorsun be? Vallahi Simge Hanım bacım çok yakışmış biliyorsun bu. Yani tıpkı bizim memleketteki kızlar gibi olmuşsun biliyorsun mu? Ay say mı? Say say. Şimdi anlaşıldı asıl mesele. Neymiş o anladığın Merveciğim? Ne olacak? Binali Bey'in gözüne girmek için bu yaptığınız biraz fazla değil mi? Saçmalama, bunu da nereden çıkarıyorsun? Ben bu kıyafetleri beğendiğim için aldım bir kere. Hiç olmazsa patronun gözüne girmek için bazılarının yaptığı gibi ta Afrikalara gitmiyorum. Ne demek istiyorsun sen? Benim kocam sanki çok mu istedi Afrikalara kadar gitmeyi? Mecburiyetten gitti, ekmek parası. Neyse, seninle bu konuyu tartışmak zorunda değilim. Ayrıca ben bu şirketin genel müdürüyüm. Unuttun galiba, hatırlatayım tatlım. Hani şu bana sözünü ettiğin memleketinizin oyun havalarını göstersene Selma. Yok artık. Emrin olur bacım. Yani emrin olur Simge Hanım bacım. Gel bak şimdi. Sayıyorum hazır. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Maşallah. Hadi bakayım hop hop. Bu ne güzellik Boncuk Hanım. Ay beğendiniz mi? Beğenmek ne demek? Heyran oldum. Ama bu akrüt sana yanlış öğretiyor. Geç bakalım Alek. Bak şimdi tak pannağını. Tak parmağını. Bir de sağ ayakla. 1, 2, 3 hop. Tek hop. Hop hop. 1, 2, 3 hop. Hey 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 hop hey 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 hey. Ay çok yaşayın Simge Hanım. Ta amcamın torununun düğününden beri ha böyle oynamamıştım. Oh. Çok iyi oldu vallahi ağam. Kurtlarımızı döktük yere. Selman koş bize soğuk bir şeyler getir. Oh. Derhal ağam emrin olur. Getiriyorum. Oh. Size aşk olsun vallahi Boncuk Hanım. Takdir ettim sizi. Ah neden? Nedeni var mı canım? Ortama uyum sağlayan insanlar her zaman için başarılı olurlar. Bakın kıyafetiniz, sonra benim kültürümü öğrenmek için çabalarınız. Benim de kocam Afrika'ya gitti. Aa, ne alaka şimdi? Ne demek ne alaka be? Öyle iki kıyafet giyip iki kıvırtma ile olmuyor bu işler. Ta Afrikalardan söz ediyoruz. Merve bacım, tabii ki Volkan'ın emekleri karşılıksız kalmayacak. Hiç sanmıyorum Binali Bey. Gelir gelmez Simge'yi idari müdür yaptınız. O görev bir kere benim kocamın hakkıydı. Güleyim bari. Merve titre ve kendine gel istersen. Binali Bey beklediğimiz misafirler geldi. Çok güzel olmuş değil mi? Hadi gidelim. Lay gel gel gel. Kendini ne duruma düşürdüğüne baksana Merve. Bakan, asıl geldi. Sen dön de kendine bak be köy seyirlik. Ay kıskançlığını bu kadar belli edeni de ilk defa sende görüyorum. Ay ben senin neyini kıskanayım ayol? Bilmez sen düşün istersen. Nedir bu haliniz? İş aldık diyorum. Hadi canlanın biraz. Gel bakayım sen şöyle gel. Gel gel. Sen de gel bakayım. Gel gel gel. Gel 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 Hakan. Gel Hakan. Binali Bey biz bu oyunu bilmiyoruz. Simge gibi de çalışmadık. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya biz genellikle büyük bir iş alınca şampanya falan patlatırız. Böyle halay çekmeyiz yani. Yani evet, yani. Ya olsun olsun öğrenirsin. Hadi gel gel gel. Gel Hakan gel. Hadi bakalım hoppa. Hadi 1, 2, 3 hop. 1, 2, 3 hop. 1, 2, 3 hop. Hadi bakalım hop. 1, 2, 3 hop. Hop. 1, 2, 3 hop. Nereden çıktı şimdi bu halay çekmiş? Hadi bakalım hadi hadi. Oo. Hiç de yapamam. Ağam yemin ediyorum az önce buradaydı biliyorsun mu? Şu kadarcık bir kadın he? He ağam. Vallahi o kadarcık bir kadın. Sen akıl fikir ver ya Rabbim. Getir kulağını bakayım. Yoksa sen öyle vakti içki mi içsin ha? Söyle bakayım. Dur be ağam, hiç öyle şey olur. Mutlaka o faredir, o faredir. Vallahi faredir. Ay bunu tutturdu fare fare diye. Yok Simge Hanım bacım, yok. Basbayağı bildiğim bir kadındı. Hem de çok güzel bir kadındı, Allah seni inandırsın. Ay tabii güzelim ayol. Biraz ufaktı ama güzeldi. Özür diliyorum biliyorsun mu? Ama o ağam arıyor. Alo diyorum. He. Hediyeyi değiştiriyoruz mu? He, tamam. Tamam, anladım ben. Mekanlık Selman'ın başına vurdu.
Her yerde kadın görüyorum. Ah, ben ne yapacağım? Ya eve gidemezsem? Ya hep burada kalırsam? Ah. Maçtı ama değil mi? Ya beraber bitince hiç tadı olmuyor. Oğlum öyle deme, yine de çok zevkli maçtı. Nasılsınız hocam? İyiyim arkadaşlar. Ya siz nasılsınız? Biz iyiydi de hocam. Biliyor musunuz? Müdüre hanım odasına kapanmış ve dışarı çıkmıyormuş. O daha kiminle uğraştığını bilmiyor arkadaşlar. Benimle başımı zehirlemeye kalkar ha? Bakın ben ona daha neler yapacağım. Yürüyün hocam. Kim tutar sizi hocam? Hadi hocam, yürüyün hocam. Bravo hocam. Hadi hocam. Bravo hocam. Belgin hoca, Belgin hoca. Hadi hocam. Sence ne yapacak? Vallahi Belgin hoca dişli çıktı. Eğer Nebati bastırırsa helal olsun derim. Biraz sonra şamatanın kopacağı kesin. Bak şuraya yazıyorum oğlum. Ah yavrucuğum. Biricik köpüşüm. Ne boşumun ağzı sürekli köpük köpük. Nebati'nin böyle köpük 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 köpük. Gitti gidecekti neredeyse. Ama ben önlemimi aldım. Merak etmeyin. Demek gerçek. Hemen hastaneye gitmeliyim. Hemen. Ay, Kudrar'ı göreceğimi hiç düşünmezdim. Ay. Öyle şey olur mu canım? Hastaneye gitmenize gerek yok Nebahat Hanım. Ben sizin ayağınızı hastaneye getirdim. Bir saniye. Buyurun arkadaşlar. Evet efendim, buyurun. Aşısı değil mi? Ha kendisi Nebahat Hanım. Vay be. Ama bu iğne büyük değil mi? Olur mu? Size az bile. Lütfen buyurun arkadaşlar, buyurun. Ay biri beni tuttu. Şeyler olacak. Nasıl bayıldı? Bana yaptıklarınızdan ötürü hepiniz disiplini boylayacaksınız. Sefil fareler. Şaka yapmak istemiştik hocam. Şaka yapmak istemişmiş. Ben göstereceğim size şakayı. Hepinizi disiplinde süründürüp okuldan attıracağım. Yağmur'un bir suçu yok. Yokmuş. Kızıl fareyi mi koruyorsun? Ben onun ne hain olduğunu bilmiyorum sanki. İkiniz de babanıza çekmişsiniz zaten. Belli. Hocam disipline ben gideyim. Fikir zaten benden çıktı. Hayır benden çıktı. Bana kahramanlık ayakları yapmayın be. Hepiniz de gideceksiniz diyorum, anlamıyor musunuz? Hepiniz. Hayır efendim. Hiçbir yere gitmiyorlar. Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Şimdi açın kulaklarınızı ve beni dinleyin Nebahat Hanım. Çocuklar disipline falan gitmiyor. Ceza da almayacaklar. Bana da hiçbir şey yapamayacaksınız. Vay, bu ne güven böyle? Siz bilirsiniz Nebahat Hanım. İstediğiniz yapmakta özgürsünüz ama. O zaman ben de maalesef herkese köpeğimi zehirlemek için verdiğiniz bu yiyeceği göstermek zorunda kalırım. Raporu da elimde. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya. Hadi çocuklar, bahçede biraz oyun oynamaya ne dersiniz? İyi olur. İyi olur. Belki bu gece burada kalırım. Belki de dışarıda. Bilmiyorum. Öyle şey olur mu? Dışarısı çok soğuk. Hem gece tek başına ne yaparsın? Çok yalnızım. Kimse beni sevmiyor. Ne oluyor? Ne olacak işte aynı mesele. Eve gitmeyecekmiş. Başımın çaresine bakarım ben. Siz gidin. Öyle şey olur mu? Bize geleceksin o zaman. Sizi de zor duruma sokmayayım şimdi. Tamam bir çaresini bulacağız, merak etme. Hadi montunu al. Hadi. Bana bak, kimseye bir şey söylemeyeceksin yoksa çok kötü olur ona göre. Aman ne yaparsınız yapın, ne istiyorsunuz yapın, bana ne? Lucy. Lucy. Biraz daha bekle. Uygun bize
hemen de seni içeri alacağım. Tamam tamam, ben burada bekliyorum. Üşüdüysen sana bir şeyler atayım. Yok yok, o kadar üşümedim ama çabuk olun. Merak etme. Of. Allah Allah. Hiç ses gelmiyor. Ben aşağı iniyorum. Ben de geliyorum, bekle. Bak söylediğim gibi ona göre. Aman bana, sizin aptal işleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi Yağmur. Acaba Hakan benim bu halimden bıkmış mıdır? Hadi kızım, yardıma gelmiyor musun? Aa, Nana geldin mi sen? Evet geldim işte. Hayırdır? Ne bu haliniz? Hiç. Senin bir arkadaşın vardı burada. Ona bakmaya inmiştik. Aman boş verin onu. Gitti. Aslında aramızda kalsın. Birbirimizden pek hoşlanmayız. Ya öyle mi? Çıkalım o zaman. Bunlar bir şey çeviriyorlar ama dur bakalım. Ya Hulusi ya, ne yaptın? Dikkat etsene. Ne yapayım? Görmedim. Of, hadi hadi. Kaldıralım, dikkat et. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Şey, biz... Hem sana ne? Hani sen gitmiştin? Nana nerede? Ben şey, Nana ile bir şey konuşacaktım da. Dur bir dakika bakayım. Hulusi, senin burada olduğundan annenin haberi var mı? Hulusi'yi nereden tanıyorsun? Ben onu ilk defa görüyorum. Bakın çocuklar, şimdi şöyle oldu. Kızım gelmiyor musun? Makmuş Hulusi'yi sakın görmesin. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir şeyler çeviriyorsunuz siz değil mi? Hulusi, sen çabuk yukarı çık. Siz biraz bekleyin. Sizinle konuşacaklarım var. Hadi Hulusi, sen bizim odamızı açın. Makmuş seni görmesin. Tamam. Bakın çocuklar, size garip gelebilir ama nasıl olsa siz bu gibi durumlara alışıksınız artık. Ben aslında... Nana kızım, neredesin sen? Nana mı? Evet çocuklar, ben aslında Nana'yım. Tamam, tamam Baki Bey. Ben çocuklarla konuşurum. Eğer Hulusi ile ilgili bir şeyler biliyorlarsa mutlaka sizi ararız. Sakin olun, sakin olun. Biliyorum hiç kolay değil. Peki, arayacağım ben sizi. Ne olmuş oğlum? Yağmurların sınıfındaki Hulusi var ya, eve gitmemiş. Ailesi endişe içinde. Aa. Bir Yağmur'a sorayım bakayım, servise de binmemiş mi? Dur oğlum dur, ben gidip konuşurum. Görüyor musun? Nana hala ortada yok. Arkadaşından kaçtı ama açık ortada işte. Bu kız da en az onun kadar garip. 2 saattir banyoda. Neden garip diyorsun? Şirkette aranızdan su sızmıyordu. Gel evladım. Ben de çocuklara Hulusi'yi soruyordum. Çocuklar, biraz önce Hulusi'nin babası aradı. Eve gitmemiş. Aa. Ailesi meraktan ölmek üzere. Servise binmiş miydi? Evet. Bak kızım, eğer bildiğin bir şey varsa söyle. Üstelik annesi bebek bekliyormuş. Kadıncağız çok üzülmüş. Hastaneye kaldırmışlar. Vah vah vah. Şey babacığım. Benim için mi üzülmüş bu kadar? Aa. Ay, sen de nereden çıktın evladım, Allah Allah. Elbette üzülmüş. Ne zannettin? Nasıl böyle bir şey yaparsınız çocuklar? Delirdiniz mi siz? Hulusi'ye yeni kardeş gelince... ailesinin artık onu sevmeyeceğini düşünmüş de. Böyle şey olur mu hiç? Baban telefonda ağlamaktan konuşamadı. Hadi hemen telefon açalım da rahatlasın bari. Sonra da doğru evine. Annem nasılmış? Merak etme, daha iyiymiş. Hadi. Bu konuyu sizinle daha sonra konuşacağım. Hadi gel yavrum. Bu yaptığınız çok düşüncesizce çocuklar. Ama ne yapalım baba? O zaman da dışarıda kalacak. Bak bak, şuna bak. Bak.
Hala büyük ne var? Epilasyona ihtiyacım yok dedi. Kızlar, şu haberi gördünüz mü? Baksana şu habere ya. Bakayım. Vay be, aşk mı? Buyurun, beni çağırmışsınız. Bana hemen bunun bir açıklamasını yapar mısınız? Çocukların bir şakası olmalı. Bana hiç şaka gibi gelmedi nedense. Baksanıza, pek aygın baygın bakmışsınız. Ağzın içine düşeceksiniz. Çocuklara okulun içinde böyle mi örnek oluyorsunuz? Müdür hanım. Okulumda böyle ahlaksız şeyler istemiyorum. Ama müdür hanım. Derhal istifanızı verin. Derhal. Bakın, ben iyi bir müdüre olarak size bir şans veriyorum. Sizi atmıyorum. İstifanızı verin hemen. Öyle olsun bakalım. Terbiyesiz kadın. Sözde şemsimi elimden alacak. Bu ne ya? Ben burada bıyıklarımı almıyordum ki. Sadece bakıyordum. Merhaba. Aşk olsun Şemsi Bey. Bu ne? Vallahi kırıldım size. Aa! Bu ne? Bıyıklarınız var burada. Öteki habere bak. Yüksekli tık bitim ama değil mi? Siz çok ayıp etmişsiniz ama. Bu ne kırmızı güller filan? Ben... Terbiyesiz kadın. Sizde gözü var biliyorum. Neyse, istifasını veriyorum. Zaten bu rezaletten sonra bir gün burada kalamaz. Oturun. Merhaba arkadaşlar. Bazı nedenlerden dolayı bundan sonra görevime başka bir okulda devam edeceğim. Bu son dersimiz olduğu için de ders işlemek yerine size bir hikaye anlatmak istiyorum. Çok büyük bir savaş varmış. Askerler düşman birliklerine saldırmışlar. Ama düşman ateşiyle birçoğu ölmüş. Bir kısım asker de güç bela tekrar sipere dönmüşler. Siperde omuz omuza çarpışan iki arkadaş varmış. Hücuma kattıkları sırada biri vurulmuş. Diğeri güç bela sipere geri dönmüş. Komutanına, komutanım izin verin arkadaşımın yanına gideyim demiş. Komutan da onun için artık çok geç, sen de canını tehlikeye atma demiş. Asker dinlememiş, kurşun yağmuru arasında arkadaşının yanına gitmiş. Ağlayarak geri döndüğümde komutanı az kalsın ölüyordun, değdi mi demiş. Evet değdi komutanım, gittiğimde daha ölmemişti. Bana geleceğini biliyordum, kimse gelmese de senin benim için geleceğini biliyordum dostum demiş. Dostluk böyle bir şey. Gerçek dostluğu ne zaman ne de bir insan bozabilir.